Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri. Bu programımızda konumuz eğitim ve danışmanlık olacak. Gerçekten çok zor zamanlar yaşadık. Özellikle pandemi, teknolojinin bu kadar hızlanması mutlaka böyle şirket içi motivasyonlarda eksik kalabiliyoruz. İşte o yüzden de dışarıdan mutlaka danışmanlık şirketlerinden destek almalıyız. Şenay Engür stüdyomuzda. Kendisiyle hem sektörü hakkında hem konularımız hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz diyelim, programımıza başlayalım. Merhabalar, hoş gördüm. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri gördüm, çok daha iyi oldum. Harika. Şimdi gerçekten zor zamanlar yaşıyorlar şirketler. Özellikle bence 10 senedir dünyanın bu kadar değişmesi, adapte olmakta zorlanıyorlar. Mutlaka böyle dışarıdan destekler çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunları konuşacağız ama ondan önce bir kariyer geçmişi dinlemek isterim sizden. Teşekkür ederim. Şimdi tabii belli bir noktaya kadar biliyorsunuz yönlendirmelerle aslında kariyerimize şekil veriyoruz ama kendimizi tanımaya başladıkça, kendi yeteneklerimizin farkına vardıkça kariyerimize daha fazla şekil veriyoruz. Benim de başarılı bir lise ve üniversite hayatım oldu. Kabataş Anadolu mezunuyum. Akabinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde işletme ve endüstri mühendisliği okudum. Çift anadal yaptım. Birinden üniversite birincisi olarak mezun oldum. Birinden yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldum. Aslında o noktaya kadar hep şu vardı. Nereye gitmeliyiz? Sektör bize neyi söylüyor? Nerelerde fazla iş imkanı bulabiliriz? Bunları da iyi yapalım, başarılı yapalım diye düşünüyordum ama daha sonrasında fark ettim ki iyi tamam biz okuduk ama nereye kadar? Şimdi ne yapacağız? Hangi alanda kanalize olmam gerekiyor? İki tane çok geniş alana hitap eden meslek derken proje yönetimi gibi bir kavramla tanıştım. Evet dedim, bu noktada burası benim mesleğim olmalı. Çünkü projelerin içerisinde aslında biz insan yönetiyoruz, para yönetiyoruz, zaman yönetiyoruz, kaynak yönetiyoruz ve çok geniş alanları aslında hem birlikte görüyorsunuz hem gelişme imkanı sağlıyor bu bize hem de farklı yeteneklerimizi kullanmış oluyoruz. Bir de tabii monoton bir iş yapmıyoruz, her proje yeni bir heyecan. Dolayısıyla proje yöneticisi olmaya karar verdim ve farklı alanlarda Siemens gibi, Turkcell gibi çok büyük şirketlerde proje yöneticisi, proje yönetim ofisi yöneticisi pozisyonlarında görev aldım. Öğretmeyi her zaman çok seviyordum. Bildiğimi aktarmayı, değer katmayı her zaman çok seviyordum. Bu da beni eğitmenliğe götürmeye başladı. 8-5 çalışıyorum, hafta sonları eğitim veriyorum derken bu taraf daha da cazip gelmeye başladı. Bu sefer de daha fazla insanların hayatına dokunduğumu fark ettim. Eğitmenlik ve danışmanlık yolunda kariyer ilerlemesine karar verdim. Proje yönetimi, daha sonra birbiriyle tabii gelişimimiz devam ediyor, durmuyor bir yerde. Sürekli gelişerek bu sefer proje yönetimi, IT yönetimi, bu alanlarda yine yüksek lisanslar yapıp sertifikalar alarak kariyer yolculuğuma devam ettim. Şu anda hali hazırda hem kendi şirketim hem de birlikte çok güzel partnerlerim var, eğitim danışmanlık şirketleri var. Onlarla birlikte eğitmenlik ve danışmanlık yapmaya devam ediyoruz. Harika. Peki açalım birazcık. Neden sizlere ihtiyaç duyarlar orada? Ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Güzel. Şimdi bir kere aslında şuradan başlamak lazım. Proje nedir'den başlamak lazım. Ben 2005-2006'lı yıllarda projeyle ilgili iş ilanlarına bakarken çok da fazla bir şey görmüyorduk ama bugün herkes proje tabirinden bahsediyor. Bir sanatçıya bile baktığınızda diyor ki yeni projelerim var diyor. Evet. Bir sponsor bulursam yeni bir kaset çıkartma projem var vesaire de diyebiliyor. Aslında haklılar. Bunların her biri bir proje. Biz ne zaman ki sıradan bir iş yapmıyoruz, var olan bir yerde bir sorunumuz var, o sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ya da yeni bir iş yapmaya çalışıyoruz. Yeni bir yazılım olabilir, yeni bir bina kurulumu olabilir. O zaman biz diyoruz ki evet burada farklı bir şey yapılacak ama biz buna zaman ayıracağız, para ayıracağız ve hedeflediğimiz şekilde gitmesi lazım. Bunun için de bir metodoloji öngörmüşler ve o metodolojiler tabii ki gelişmiş yıllar içerisinde. Dolayısıyla bunların hepsini şirketler yapıyorlar ve sağlıklı yapabilmek için de bir takım metodolojik bilgilere, eğitimlere ihtiyaç duyuyorlar. Bazı sertifikalara ihtiyaç duyuyorlar. Veya şirkette bunları uygularken danışmanlığa ihtiyaç duyuyorlar. Burada da işte devreye biz giriyoruz dolayısıyla. Onları daha iyi yapabilmeleri için destek veriyoruz. Evet, çünkü projelerde farklı departmanların, farklı yapı taşlarının bir araya gelmesi, aynı hedefe yönlendirilmesi aynen gerekiyor. Aynen öyle. Değil mi? Günümüzde de zor kendi kendimize bunu yapabilmemiz belki de. Aynen öyle. Günümüz dünyası collaboration diyorlar aslında, işbirlikçi bir yaklaşım. Artık hiç kimse şunu yapamıyor. Ben bütün gün yazılım yaparım, hiç kimseyle konuşmam. Ben altyapı yönetirim, kimseyle muhatap olmam. Herkes aslında onun bir parçası. Herkes kendi işini en iyi bilendir ve birlikte güçlerini birleştirip aslında birlikte hareket ederler. Zaten biz de bu bağlamda yardımcı oluyoruz. O zaman da bizim eğitimlerimize hukuk departmanından da gelen oluyor, IT departmanından da gelen oluyor veya inşaat tarafından veya şantiye tarafından da gelen oluyor. Çünkü bu bütünün bir parçası eksik kaldığında siz o metodolojiyi uygulayamıyorsunuz. O mentalite aynı olmuyor. Onun için de genelde eğitimlerimde şunlar da söylenir. Hocam bu eğitimi çok güzel biz aldık ama keşke üst yönetim de alsa.
keşke işte filanca paydaşımız da alsa denir ve biz de hepsini mümkün olduğunca işin içerisine dahil etmeye çalışıyoruz. Harika. Peki tabii sektörde birçok firma var bu hizmetleri veren. Evet. Ama her firmanın da kendine has özellikleri, kendi öne çıkan yanları vardır. Sizin hangi özellikleriniz öne çıkar? Peki. Ben burada biraz daha firmadan ziyade kişisel olarak söyleyeyim. Çünkü benim hem kendi şirketim var ve agresif olarak aslında kendi şirketim üzerinden çok pazarlama yapmıyorum. Çünkü çok güzel de iş birlikteliklerim var. Buralarda biraz daha rekabetle büyümek yerine ortaklıklarla büyümeyi ben daha çok seviyorum. Biraz daha çünkü o pastanın parçasıyız hepimiz. Dolayısıyla eğitmen olarak veya danışman olarak benim iyi yaptığım nacizane şeylerden bahsedebilirim. Bunun bir bana yansıyan kısmı var. Tabii bir de diğerlerine yansıyan. Çünkü biz şirketlere dokunuyoruz. Şirket bizi neden tercih eder? Bir eğitim veriyorsak katılımcı bizde ne bulur? Veya işte birlikte çalıştığım bir eğitim kurumu neden benimle çalışmak ister? Bunların hepsine bakmak lazım. Genel olarak ben güven verdiğimi söyleyebilirim. Güven neye güven? Bilgiye güven vardır bunun içerisinde. Etik davranışlara güven vardır ki çok önemlidir bu tip sektörlerde. Çünkü bilgi oradan oraya çok paylaşılabilir veya farklı etik olmayan durumlar ortaya çıkabilir. Onun için buralarda etik çalışmak uzun vadede çok güzel faydalar getirir insana. Bu bağlamda iyi olduğumu söyleyebilirim. Katılımcıyla bakıldığı zaman katılımcı ne bekliyor? Aslında dokunmanızı bekliyor, hayatına dokunmanızı bekliyor. Bu da iki şekilde oluyor. Birincisi teknik bilgi, ikincisi davranış becerisi. Teknik bilgi evet nacizane yine kendimizi sürekli geliştirmek zorundayız. Ben eğer 2006'da öğrendiğim proje yönetimini bugün anlatıyor olsaydım tutunamazdım. Dolayısıyla sürekli kendinizi geliştirmek, dünya değişiyor, o dünyaya uygun metodolojilerle yine hareket etmek gerekiyor. Onun için bu bağlamda güçlü yanlarımız var. Bir de tabii ki katılımcıya dokunurken hani derler ya üniversite hocalarında da çok iyi biliyor ama anlatamıyor. Onun için bilmek başka bir şeydir, aktarmak başka bir şeydir ve ben her zaman hem danışmanlık yaptığım işlerde hem de eğitim kısmında şunu söylerim. Sizde bir iş bilgisi var, nacizane bende de bir metodoloji bilgisi var. Gelin güçlerimizi birleştirelim çünkü her ne kadar fazla sektöre girsem de, ne kadar tecrübem de olsa, ne kadar eğitim almış da olsam onun işini bilemem ki. Evet. Ve aynı şekilde adapte edemem ki. Onun için o bana iş bilgisini sunacak, ben ona aynı şekilde danışmanlık bilgisini sunacağım ve birbirimize destek olacağız. Benim bakış açım genelde budur. Buralarda bendeki kısmı nedir dersek, ben de değer yaratmayı seviyorum. Problem gördüm mü heyecanlanıyorum, bitmeyen bir heyecanım var. Bu da katılımcıma yansıyor ve bir de bunun üzerine ben bir de para kazanıyorum. Dolayısıyla çok da keyifli oluyor. Gerçekten öyle. Bir de projenin bir parçası olmuş oluyorsunuz değil mi? Evet. Her proje başka bir heyecan oluyorsunuz. Tatmin yaşıyorsunuz. Sonunda o değer katmış olmanın, onların mutluluğunun. Aradan yıllar geçiyor ve bir katılımcım bana mail atabiliyor. Eğitim sırasında konuştuğumuz herhangi bir şeyle ilgili bu kitabı tavsiye etmiştiniz, ben çok fayda gördüm diyebiliyor. Ya da diyor ki işimde söylediğiniz şeyi uyguladım ve çok fayda gördüm diyebiliyor. İnsanların o kadar fazla insanın hayatına dokunuyorsunuz ki ya da şirkette bakıyorsunuz ki o şirket bir değer kattığı zaman veya haberlerde çıktığı zaman bu projeye ben destek verdim diyorsunuz ve çok güzel bir şey. Evet. Peki ileriye dönük hedefler, vizyon, bizle paylaşmak istedikleriniz var mı? Nacizane Türkiye'de fena bir konumda değiliz. Tabii ki şeyi artık söylemiyorum. Dünya değişiyor ve değişmeye devam edecek. Zaten eğitimlerde de konuştuğumuz noktalardan bir tanesi bu. Continual improvement. Sürekli iyileştirme yapmak zorundayız. Kendimizi iyileştirmemiz lazım, işlerimizi ve yeni dünyayı karşılayacak yeni metodolojileri takip etmek zaten artık bir vizyon değil. O must bir şey. Onu yapacağız, yapıyorum. Ama artık biraz daha dünyaya da açılmamız gerekiyor. Sadece Türkiye ile yetinmememiz lazım. Bu nedenle ben biraz şu anda Arap ülkelerinden geliyor talepler. Onlara online ortam bizim için büyük bir şans. Online ortamda çok rahat eğitim verebiliyorum. Kanada'ya birkaç defa eğitim sattım ve uzun vadede biraz daha hedefim uluslararası düzeyde artık Şenay bilinen birisi olursa çok daha keyifli olacak. Yani bu işin ihracatında yapacağım diyorsunuz. Yapıyoruz. Yapacağız da. Peki, şimdi gerçekten çok önemli meslekler olduğunu düşünüyorum ben. İşte proje yönetimi, danışmanlık, çeşitli eğitimler bunların artık iş dünyasında olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum ama tabii bu mesleğin içinde de var olabilmek de önemli. O yüzden kimler bu mesleği yapmalı ya da bu mesleği yapanlara neler tavsiye edersiniz tecrübeli bir isim olarak? Güzel. Yani şöyle maalesef her zaman oldu ve olacak. Kolay gözüküyor bazı işler dışarıdan ve kolay para kazanmak gibi gözüküyor. Öyle yapacak olanlar yapmasınlar bence. Çünkü o zaman olmuyor. Gerçekten bir şey, araç ve amacı birçok zaman karıştırıyoruz.
hani nasıl para amaç değil esasında araçtır ama hepimizin amacı gibi oldu. Aynı şekilde kariyer amaç mıdır araç mıdır? Bence araçtır. Kariyeriniz sayesinde mutlu olursunuz veya insanlara değer katarsınız. Dolayısıyla bu işi seven insanlar yapsın. Çünkü sevmeden yapılan her iş tabii ki de bir süre sonra zorunluluk. Sıkıcı oluyor, bir şey anlatıyorsunuz ve bundan keyif alamıyorsunuz. Bunun için bir kere sevmemiz gerekiyor. Her işte olduğu gibi bunu da sevmek lazım. Burada tabii önemli olan nokta şu bence. İnsanlara sadece paralarını harcatmıyorsunuz. Aslında para veriyorlar size, zaman ayırıyorlar çok kıymetli bugün bakıldığı zaman. Ve en kötüsü de umut bağlıyorlar size. İşini iyileştirme yolunda ya da bir sertifika kazanma yolunda ya da bir bilgisini geliştirme yolunda size o kadar minnetle geliyor ki bu insanlar. Dolayısıyla umut tacirliği yapmamamız lazım. Yani ben bir kitap okudum, bunun eğitimini vereceğim, ben bir kitap okudum, bunun danışmanlığı yapacağım diyerek değil. Dolayısıyla gerçekten bilgimiz varsa bilgimizle yapmamız lazım. İnteraktivite çok önemlidir. İnsanlara dokunmak çok önemlidir. Dolayısıyla mutlaka uygulamalar yapılmalı, mutlaka insanlara dokunulmalı. Yani standart bir şey anlatmıyoruz orada ve o insanların sorularına cevap verilebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu da ne gerektiriyor aslında? Enerji, sevgi, kendini geliştirme gibi şeyler gerektiriyor bence. İçtenlik değil mi? Çok önemli. O çok önemli. Çok yansıyor insanlara gerçekten o samimiyet duygusu. Çünkü bazen şey yapılabiliyor. Karşı taraftan biz geri bildirimler alıyoruz tabii ki ve ben çok önemserim bunu. Katılımcımın hani 3-5 gibi not vermesinden ziyade özellikle sözel geri bildirimleri benim için çok önemlidir. Söylenen en çok şu oluyor. Bir, hocam siz örnekleriniz oldukça iyi denilebiliyor. Örneklerle çünkü insanların gözünde bir şeyleri canlandırabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Bir de dediğim gibi onlara o yarattığınız samimiyet duygusu, açık kapı veriyorsunuz. Yıllar sonra da olsa maillerine cevap veriyorsanız bu çok önemli. Tabii bir de şunu da aslında bir yerde merak ettim. Gerçekten uzun süredir birlikte yürüyen, bir hedefe ilerleyen bir ekibin bir parçası olmanız gerekiyor ve bunu çok kısa zamanda yapmanız gerekiyor. Aynen öyle. Nedir mesela bunun dili? Burada işte kişiden kişiye tabii ki tarzlar fark ediyor olabilir ama benim genel olarak tarzım, biraz önce de biraz vurguladım esasında, etik olmak, takım oyuncusu olmak. Yani ben liderim, ben söylüyorum, siz yapacaksınız. Benim yaklaşımım değil pek. Onun için ben burada bir takım oyuncusuyum deyip işin içerisine girmek çok fayda sağlıyor ve bunun çok faydasını gördüm diyebilirim. Bunun dışında bir de tabii ki şöyle bir avantajımız da var aslında, onu da kaçırmayalım. Sonuçta dışarıdan bilinen birisi olduğunuz zaman bir kere siz de 1-0 önde başlıyorsunuz. Daha önceki gençlik yıllarımda bu çok daha zordu. Ne? Gördüğünüz gibi ufak tefek bir yapım var. Bir de yaş genç olunca şimdi bu bize ne anlatacak ki falan derlerdi. En azından şu anda o anlamda çok çok kolayladık işlerimizi diyebiliriz. Dolayısıyla orada bir sınamalar başlıyordu ama onları da çok keyifli atlatıyorduk. Harika. Şenay Hanım, son olarak var mı söylemek istediğiniz bir şey izleyicilerimize? Peki. Son bu fırsat bana verilmişken bütün mesajlarımı vereyim o zaman. Şirketlerde şeyi çok kullanırlar. Üst düzey yöneticiler özellikle. Büyük resmi unutmayalım arkadaşlar. Büyük resmi görelim derler. Ve biz de artık bu birazcık şey bile olur. Dillere çok dolanmış bir ifade olur ve önemini kaçırırız ama gerçekten çok önemli bir ifade. Hem iş hayatı için ne yapıyorsunuz, neye hizmet ediyorsunuz bulunduğunuz yerde buna bir bakmak lazım. Unutmamamız lazım. Ve sadece iş hayatı değil aslında günlük hayatımız içerisinde de çok önemsiyorum ve onun için aynı mesajı vermek istiyorum ben de. Çünkü o kadar koşuşturmacalı bir hayatın içerisindeyiz ki trafik, çocuğun okuluna gidiyoruz, oradan işe gidiyoruz, dönüyoruz vesaire derken o koşuşturmacanın içerisinde of be ne günü bitirdik diyebiliyoruz tekrardan. Dolayısıyla buralarda biraz anda kalmayı öğrenmek lazım. Şu anda evet ben ne yapıyorum veya hedeflere odaklanmak çok güzel evet ama o hedefe giderken yolculuk da çok keyifli. Anın tadını çıkara çıkara birazcık yaşamayı öğrenmek lazım diye bir mesaj verebilirim belki. Kesinlikle katılıyorum. Ben de ne gelecek ne geçmiş içinde bulunduğumuz an değil mi hayat? Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Katıldığınız ben teşekkür için çalışmalarınıza başarılar dilerim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Evet sevgili vizyon izleyicileri, başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. İyi günler.